Muhammed'in pası bu arada gol pozisyonu, bayrak havada. Yalnız ne kadar tehlikeli bir takım olduklarını, en ufak bir hataya affetmeyecek hızda, çabuklukta oyuncuları olduğunu bu pozisyonlar gösteriyor. Sayın seyirciler, geçtiğimiz hafta PTT 1. Lig'de Manisa Spor'la, hafta içi de İstanbul'da Galatasaray'la karşılaşan ve istediği skorları elde edemeyen Balıkesir Spor, yarın Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da Kahramanmaraş Spor'u konuk ediyor. Rakip Maraş Spor şu anda ligde 10 puanla sonuncu sırada yer alan bir takım. Balıkesir Spor'un bu zayıf ekip karşısında başarılı olması ve galip gelen taraf olması bekleniyor. Yarıştan kopmamak ve üst sıralardaki yerini korumak için haftayı 3 puanla kapatmak isteyen Balıkesir Spor'da Galatasaray maçında Rıza ile çarpışarak sakatlanan Caner'in forma giyemeyeceği, annesi vefat eden Murat Sözgelmez'in oynayabileceği belirtilirken, kalede ise yine Ertuğrul'un görev alması bekleniyor. Dört oyuncu ile geldi Balıkesir Spor, cezalının içi, gol pozisyonu var ve toparlara gidiyor gol, Muhammed yine 84. dakika 2-0. Yarın oynanacak olan karşılaşmayı İzmir bölgesinden üst klasman hakemi Hüseyin Sabancı yönetirken, yardımcılıklarını Kastamonu bölgesinden Oğuz Terzi ve yine İzmir bölgesinden Ahmet Şimşek yapacak. Öte yandan Balıkesir Spor, Norveç 2. liginde mücadele eden Fredrikstad takımından Sierra Leone'li oyuncu Khalifa Jabi ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Balıkesir Spor Kulübü'nün resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada transfer kamuoyuna duyuruldu. Balıkesir Spor'a 3. yabancı olarak transfer edilen Jabi, 20 yaşında ve orta saha oyuncusu. 1.91 boyunda olan ve güçlü bir fiziğe sahip olan Jabi, Mart 2011'de Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Sierra Leone milli takım forması da giydi. 20 yaş milli takım kaptanlığı yaptı. Jabi'nin menajeri Erk Toros, oyuncunun sezonun ikinci yarısının başına kadar Balıkesir Spor'la antrenmanlara çıkacağını belirterek, Balıkesir Spor çok iyi bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Khalifa Jabi, ligin ikinci yarısının başından itibaren Balıkesir Spor forması giyecek dedi.